Nasılsınız Göksel Bey? Çok iyiyim, hamdolsun. Fotoğraftan hiçbir farkınız yok. Hala gençsiniz. Hala gençsiniz ve maşallah fiziğiniz ne kadar dinç, ne kadar zayıf. Efendim zaten sordukları zaman ben 40 yaşındayım diyorum. Hiç yukarı çıkmıyor değil ben mi? Ben 40'tan yukarı katiyen çıkmam. Hiç. Aslında 40'tan da aşağıda duruyor. 40'tan yukarı rakamlarla hiç alakam yok. Rakamlarla işimiz olmasın zaten. Hep 40. Evet. Zayıfladınız mı yoksa hep böyle miydiniz? Son 6 ay içinde isteyerek 8 kilo verdim. İsteyerek? İsteyerek. Yani bu benim elimde. Yani sinema ve sahnede istediğim zaman zayıflayıp istediğim zaman kilo alabiliyordum. Ne kadar dirayetlisiniz. Evet. Kendime çok iyi şey yapıyorum. Hem itina ediyorum. Hem de hükmediyorum. Ay maşallah diyeyim. Gerçekten evet. Yakından da arkadaşlarım şöyle bir çekiyordur. Hemen şöyle dünden bugüne programımızın adı. Geçmişten günümüze bilinmeyenler varsa sizden duyalım. Bilinenlerin de üzerinden geçelim. 40 yaşındasınız, doğum tarihinizi söylemiyorum. 15 Mart diyeyim sadece. Evet. Kayseri'de doğdunuz. Kayseri'de doğdum. Evet, çok köklü, çok güzel bir aileniz var aslında. Anneniz Hanya Eşrafı'ndan Giritli Mutasarrıfı, evet, Mollazade, evet. Ali Talat Bey'in torunu, evet. Ve Ahmet Bey'in kızı Hesna Hanım. Evet. Babanız, annem Girit tarafından, evet. Babam da Drama'dan. Babanız da Remzi Bey. Remzi, evet. Bakırköy'de, evet. Tanışmışlar. Babam dizel motorları uzmanı olarak Almanya'dan getirilmiş. Ve Kayseri'deki tayyare fabrikasında işe başlamış, hava kuvvetlerinde. Amcanız da çok özel bir isim. Türkiye'nin en önemli bestekarlarından. O müthiş bir şey. Yesari, yani, Asım Arsoy. O kadar enteresan bir şey. Evet. O alim bir adam, o müthiş bir şey. Bir özelliği, parayı hiç tanımadı. Hiç parayı bilmedi. Sanatının dışında... Sanatı paraya çevirmek hiç düşünmedi. Evet. O kadar mükemmel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Göksel Arsoy nasıl bir çocuktu? Nasıl bir çocukluk geçirdi? Bulunduğumuz yer bir spor cennetiydi. Oradaki komutan da Allah razı olsun çok ilgiliydi. Bizi başımıza bir üsteğmen sporcu bir subayı tayin etti. 12 kişi başladık. 2 kişi kaldık. 10 kişi dayanamadı. Allah razı olsun bizi adam etti. Bütün sporları yaptık. Bir kere kayak kaymayı öğretti. Çok enteresan. Voleybol oynuyorduk. Futbol oynuyorduk. Evet. O tarihlerde biz basketbol görmedik. O yüzden ben basket oynamadım ve bilmiyorum. Çocukluğunuzda da spora düşkün müydünüz Göksel çok, Bey? Çok. Hayatım spor. Hayatınız her zaman spor. Evet. Türk sinemasına girmeniz gerçekten çok enteresan. Aslında sinema sizin ayağınıza gelmiş. Doğru efendim. Çok güzeldi bir deyim. Nasıl oldu? Biraz anlatır mısınız lütfen? Biz kışın mektep sebebiyle hava üstünde, yazın İstanbul'a gelirdik. Geldiğimizde de Bakırköylü sporcuların toplandığı tarihi binada toplanır. Orada da spor yapar. Spordan sonra da denize giderdik. Dolayısıyla bizden evvel, benden evvel sinemaya gelmiş olan üstadlar arasında yönetmen Sırrı Gültekin, evet. Kız kardeşi de benim arkadaşımdı. O ona bahsetmiş ve beni görünce hemen program değiştirmek için patrona gitmiş. Yeni çekecekleri film için değil mi? Evet, şimdi patrona gitmiş. O da biz diyor yeni başlayacağımız filmde kadroyu değiştirmemiz lazım. O da diyor niye? Bakırköy'de bir çocuk var diyor. Patron da diyor ki ya ben havaalanında bir çocukla, evet, orayı anlatır karşılaştım, mısınız? Onu beğendim, onu oynatalım.
havaalanında İngiliz firmasında çalışıyordunuz. İngiliz firmasında, evet. Bürosunda çalışıyordum. Yani ikisi de beni konuşuyor. Çok enteresan. Ve bu şekilde büyük bir şansla başladım. Halk filmi. Filmi çektik. Sırrı Gültekin'in şeyinde. O film tuttu. Sonra arkası geldi. Siz İngiliz firmasında çalışıyorsunuz. Fuat Rutkaya yardımcı oluyorsunuz. Evet. Uçağı kaçırmıyor sayenizde. Evet. Ve evet, orada evet. Zaten sizi çok beğeniyor. Evet. Halbuki evet. İkisi de birbirinden habersiz. Evet. Evet, evet. Akıllarında siz varmışsınız. Çok güzel tesadüfler, şanslar geldi. Ve iki filmden sonra çekmiş olduğumuz evet. Samanyolu filmi. Samanyolu film. Nevzat Pesen. Evet. Pesen filme çektiğimiz karşımda ilk defa Belgin Doruk'la. Oraya gelmeden önce ben şunu merak ediyorum. Evet. Siz Hava Harp Okulu'na gitmek istediniz. Hayaliniz evet. Pilot olmakta. Aileniz evet. izin evet. vermedi. Aile müsaade etmedi. Neden? Kıyamet koptu. Bilmiyorum, istemediler. Siz de İktisat Fakültesi'ni okudunuz. Tehlikeli buldular. Mani oldular. Evet. Onun acısını ileride çıkardım. İleride çıkardınız. Evet. Eğitim hayatınıza devam ederken havaalanında çalışıyordunuz değil mi? O esnada Fuat Rutkay'la tanıştınız. Şimdi siz. Bir müddet havaalanında çalışarak devam ederken aynı zamanda İktisat Fakültesi'ne gidiyordum. Evet. Yani uyumaya vaktim yoktu. Vaktiniz yoktu. Öyle çok bir yoğun. Durum. Sonra havaalanından ayrılmak mecburiyetinde kaldım. Çünkü filmler, teklifler arka arkaya geldi. Ve ondan sonra tamamen sinemaya döndüm. Sizin şöyle bir ayrıcalığınız vardı. O dönemlerde hep esmer, oyuncular, karayağız evet, oyuncular evet. rağbet görürken sizin Avrupa'yı görünmeniz, sarışın mavi gözlü olmanız, yakışıklı olmanız çok dikkat çekti. Evet. O güne kadar sinemada olanların hepsi siyah saçlı, esmerdi. İlk sarışın olarak ben geldim. Bu bir büyük değişikliğiydi ve çok büyük, daha büyük sükse yaptı. Bu halka yakın gelmek, halkın sevmesi, kucaklaması, zaten bu olmazsa şöhret olamazsın. Siz güneş gibi doğdunuz sinemaya. Efendim çok iltifat ediyorsunuz, sağ olun, çok teşekkür ama ederim. Ama yani lütfen efendim, marifet iltifata tabidir. Evet. O yüzden evet. hak ettiği değeri de Göksel Arsoy'a göstermek gerekir diye düşünüyorum. Bütün dengeleri de değiştirdiniz aslında sinemaya girerek. Görsel olarak da bütün dengeleri alt üst ettiniz esmer oyuncuların yanı sıra. Hep şanslıydım. Şans çok mühim. Fakat ben çok dikkatli bir insanım. Evet. Dolayısıyla daha ileriye, daha muvaffak olmuşa, daha güzele hep dikkat ettim, kovaladım. Nedir? Bizden daha iyi sinema Avrupa ve Amerika'da var. Ben ilk günden hep onları takip ettim. Hiç onlardan kopmadım. Hep ne yapıyorlar, ne ediyorlar, neler çekiyorlar, nasıl düşünüyorlar, ne gibi hikayeleri var. Onlar bana hep yol gösterdi. Bu çok önemli. Evet. Çok önemli. İlk filminiz Sırrı Gültekin'in yönettiği 1958 yılında Kara Günlerim. Evet. Muhterem Nur'la kamera karşısına çıktınız. Daha sonra Ham Meyve'yle. Şimdi... İlk filmde Muhterem Nur yok. İkinci de Ham Meyve'de Muhterem Ham Nur var. Ham Meyve'de var, evet. Evet. İlk filmde kim var Kara Günlerim'de? Şehir tiyatrosu artistleri ön plandaydı hanımlar olarak. Evet. Evet, güzel bir filmdi. Sonra ilk defa Muhterem Nur'la Ham Meyve'yi oynadık.
Evet. Çok ama değişik bir kızdı. Öyle çok mi? Siz çok beğenirsiniz değil mi muhteremleri? Nur içinde yatsın. Böyle bir yüz yok. O kızı böyledik. Etrafında kamerayla 100 tane fotoğraf çek. Her fotoğraf birbirinden güzel. Aynı zamanda iyi oyuncu. Evet. Fakat şanssız. Şanssız. Hayatına bir türlü istediği bir erkek girmedi. O yüzden şanssızdı diyorsunuz. O günden şanssız. Anladım. En sonunda o çocuk geldi. Müslüm. Müslüm Gürses. Müslüm Gürses. O iyi bir çocuktu. O da parayı tanımıyordu. Orada parayı buluştular. Bilmiyordu. Orada buluştular. Muhterem Nur sıkıntı çektiği için parayı tuttu. 10 sene beraber çok güzel yaşadılar. Evet. Fakat şanssızlık orada da muhteremi yakaladı. Müslüm gitti. Allah rahmet eylesin Allah ikisine rahmet de. Eylesin. Siz en büyük çıkışınızı Kerime Nadir'in kaleme aldığı Belgin Doruk'la az önce de söylemiştiniz. Samanyolu filminde evet, yakaladınız değil evet mi? O kadar enteresan ki film vizyona çıktı. İlk evvela İstanbul bölgesi içine giren şehirlere gönderiyorlar evet kopyaları. Bir hafta öyle oynayacak. Fakat kopyalar gelmiyor. Kıyamet kopuyor. Onların da diğer şehirlere göndermesi lazım. Ondan sonra haber geliyor ki oralardan imkanı yok. İçerisi dolu, dışarıda da o kadar bekliyorlar. İleriki haftalarda dolu, kopyayı veremeyiz deyince bu sefer İstanbul'da stüdyoda sabahlara kadar kopya basarak diğer illere gönderdiler. Gönderdi. 15 film yaptınız değil mi Belgin Doruk'la? Belgin'le evet. Belgin'le halk bizi çok yakıştırdı. Evet. Çok yakıştırdı. Bütünleşmiştin sanki. O siyah beyaz dönemlerde film, de öyle. 15 filmde beraber oynadık. Evet. Çok iyi bir insandı. İş mevzunda çok ciddiydi. Mesela sabah ekip arabasıyla evine uğrayıp onu almak istediğimizde çantası elinde kapıda bekler bulduk. Hiçbir gün bir dakika beklemedik. İş disiplinine. Evet, çok önemli. Çok önem veriyor. Evet doğru söylüyorsunuz. Siz 60'lı yılların başında sayısız film çevirdiniz. Kamera karşısına çıktınız ama 1962 yılında prodüktör oldunuz. Kendi yapım şirketinizi çok genç yaşta kurdunuz. Evet. Şimdi şöyle yani ben sinemadan aldığım parayı alıp gitmedim. Evet. Tekrar sinemaya yatırdım. Güzel filmler yaptım, iddialı filmler yaptım. Evet. Fakat başıma da çok şeyler geldi. Öyle mi? Hep de beni buldu. Eyvah. Mesela ilk evvela yaptığımız Kızgın Delikanlı sansür tarafından reddedildi. Sebep sol film dediler. O dönemde, 60'lı yıllarda evet. Zaten bu sol bize o tarihte çok sıkıntılar verdi. Allah rahmet eylesin. Filmi alıp Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e gittim. Ona seyrettirdim. O çok sinirlendi. Bunu nasıl reddedersiniz? Bırakın halk görsün, seyretsin, öğrensin dedi. Bu şey içinde aynı sıkıntıyı yaşadınız mı? Benim, Şafak Bekçileri. Onun arkasından Şafak Bekçilerinde yine aynı şey. Yine sansür yedi. Evet. Ben de aşağıda bekliyorum Ankara'daki büyük sinemada sansür filmi seyrediyor. Film bitti. Benim Ankara temsilcim geldi. Yüzü sapsarı. Ne oldu dedim. Filmi reddettiler. Niye? Ordunun aleyhinedir. Assubay Ahmet Tarık Tekçe laubali şapkasıyla yaptığı hareketler disipline aykırıdır. Büyük bıyıklarıyla er oynayan Sami Hazın Ses'in sululukları ciddiyetsizdir. Bir de mezar başında bir ağlama vardı. Diğer pilot arkadaşının mezarı başında ağlaması Hava Kuvvetleri'nin aleyhinedir filmin reddine. O dönemin Cumhurbaşkanı tekrar filmi ekranlara evet koydu mu Göksel evet Bey? Hemen sinemalara gittim, daha doğrusu. Hemen gittim. Allah rahmet eylesin. O filmi yapmama çok büyük yardımı olan, kabul eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İrfan Tansel. Hakkı ödenmez. Nur içinde yatsın. Filmin tanınmasına yardımcı ona oldu. Anlattım. O anında
Deniz Kuvvetleri Komutanı'yla Milli Savunma Bakanı misafiriymiş. Evet. Onları alıp stüdyoya götürdüm. Stüdyoda filmi seyrettiler. Çok hoşlarına gitti. Onlar da müdahale ettiler. Filmi çıkardık. O tarihe kadar, bu film oynayana kadar kızlar havacılarla evlenmezmiş. Gerçekten mi? O filmden sonra kızlar havacılarla evlenmiş. Onun için yıllar sonra yine söylüyorum. Havacılar hakkımı unutmayın. Ödeyemezsiniz siz değil mi? Siz benim sayemde gittiniz o kızları buldunuz. Bir gün James Bond'un menajerinin yaptığı bir açıklama vardı ve o açıklama size farklı bir bakış açısı kazandırdı. Neydi o Göksel Bey? Şimdi ben devamlı takip ediyorum dedim, evet, ya. Evet. Bir adam çıktı. Bütün dünya sinemaları yıkılıyor. James Bond, Sean Connery. 1-2-3 gidiyor. Bu arada çok akıllı olan menajerinin güzel bir yazısı var. Diyor ki, bu James Bond benim filmi artistime yapıştı. James Bond bir gün bitecek. Bitince benim artistim de bitecek. O yüzden ben artistime Sean Connery'yi başka tarz filmlere aktarmalıyım, ona çalışıyorum. Üzerine yapıştı gibi deyince, değil mi? Ben dedim ki Göksel seni bahsediyor. Bütün bu dramatik aşk filmleri üstüne yapıştı. Bunlar bitince sen de biteceksin. Hemen janrını değiştir. O zaman işte önünde örnek. İlk James Bond filmlerini ben yapacağım dedim ve başladım. Evet, Türkiye'de zaten o yüzden dedim ya program, evet, başında Türkiye'nin, evet, James Bond'u yani efendim. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de firmamda ilk havacılık filmini ben yaptım. İlk koprodüksiyon filmleri ben yaptım. Şimdi bu Altın Çocuk filmi büyük iş yapınca, evet, Arap firmaları, diğer ülkeler dikkatini çekti. Evet, sizin peşinizden koştu ve, ama. Ve arka arkaya teklifler geldi. İşte birinci filmi yaptık. Anlaşmamızda benim karşımda Arap ülkesinden hangi film geldi, nerede çekiyorsak oranın bir kadın yıldızı oynayacak. Diğer rollerde de bölüşeceğiz bizden ve onlardan. Ve onların afişleri bizde basılacak. Böyle bir ortaklık. İlk filmi çekmek için Beyrut'a gittik. Altın Çocuk Beyrut'ta filmiydi Altın değil mi? Altın Çocuk Beyrut'ta. Orada onların çıkardığı, benim karşıma çıkardıkları artist Tarup isminde çok güzel bir kızdı. O filmde orada büyük iş yaptı. Bizde büyük iş yaptı. Çok değişik çünkü. Bir tane daha geldi. Altın Orta Çark Yanıyor diye ikinci teklif geldi. Oradaki sanatçı değişti. Samira Ahmet geldi. O da büyük iş yapında Mısır'dan geldi. Yani koprodüksiyonlar arka arkaya geldi. Bu sırada büyük bir şans patladı. İtalya'dan bir teklif geldi bana. Onlar da görünce işler gayet iyi. Evet. Dedi ki İtalyan, 3 ortaklık koprodüksiyon yapalım. 3 ortaklık. Yani İtalya, Türkiye, evet, Arap ülkesi. Tamam dedik. Senaristler geldi İstanbul'da. Ben onları otele yerleştirdim. Tercümanları koydum. Çalışıyorlar. Ama şanssızlık geldi, yakaladı. Arap ülkelerinde harp başladı. Oo. Harp başlayınca Beyrut, Kahire çöktü. Her şey bitti. Dolayısıyla film bitti, çekilemez. Bitti. Size yani köşeden döndük. Köşeden döndük. Eğer olsaydı, evet, ben bu itibarla şeye de, İtalya'ya da atlayabilirdim belki. Peki size Altın Çocuk lakabına sebebiyet veren Halit Refik midir? Halit Refik'dir. Halit Refik o güne kadar olan çektiğimiz filmlerde sette beni hep Altın Çocuk diye çağırıyordu. Allah rahmet eylesin. Halit Refik sizin için ne ifade ediyor? Halit
çok ünlü, çok büyük bir şey, sanatçı ve rejisördü. Çok eğitimli ve çok bilgiliydi. Evet. Çok okumuş bir insandı. Doğrusu yaptığı her şey ses getirdi. Her şey. Allah rahmet eylesin. Beklenenin üzerinde hep izlendi değil mi filmleriniz Göksel Bey? Beklenenin üzerinde izlendi filmleriniz. Hep öyle. Ve Halit Refik ile zaten çok uzun zaman çalıştınız. Bu arada evet. Afişlerde Muhammed Göksel Arsoy diye yazıyordu. Evet. Şimdi Arap ülkelerinde benim Müslüman olduğumu anons etmiş olmak için oralarda yapılan afişlerde Muhammed Göksel Arsoy yazdılar ve hakikaten de çok tesir etti. Etkili oldu çok yani. Çok tesir etti. Evet. Sonra burada Türkiye'de de gır gır başladı. Muhammed diye çağırmaya başladılar. Her şey rast gitti yani. Çok da güzel olmuş aslında. Ve siz o Arap ülkeleriyle çalıştığınız dönemde dünyaca ünlü biri sizi musabakaya çağırmış. Kimdi o? Biriyle tanışmışsınız. Musabakasına çağırmış sizi o dönemde. Şöyle bir hatıra var. Çok ünlü bir barda bir sahne çekiyorduk. Mısırlı aktör Farid el-Şavki. Çekim esnasında Arap kadın yıldız bana doğru şarkı söyleyerek gelecek. Ben de ona bir gül vereceğim. Ben böyle oturuyorum. Şevki orada oturuyor. İki tane adamı da silahlı olarak yanında duruyor. Şevki kıza ayağına çelme takınca kız yere düştü. Kız yere düşünce ikimiz birden kalktık. Karşılıklı geldik. Karşılıklı gelince dedi ki çekimden evvel ben karşılıklı geldiğimizde Göksel Arsoy'a bir yumruk atacağım. O zaman kıyamet koptu sette. Ben dedim ki senaryoyu Arapçaya alarak takdim ettik, okudun. Niye o zaman söyledin? Böyle bir sahne yok. Herkes Mısır beni alışmış buna. Çünkü ben yumruğu attıktan sonra böyle dönüp olur böyle şeyler diyorum. Oynamam dedi. Bırakırım oynamam dedi. Daha evvel sahneler var. Bu dizi değil ki atasın makası gitsin. Tabii. Fotoğraf direktörü İtalya'da da çalışan çok önemli bir Mısırlı. O aldı bunu götürdü köşeye bizi rezil ediyorsun. Ne yapıyorsun git öyle değil. Herif dönmüyor. Dedim ki peki bir dakika gel. Tercüme edin. O bunu vuracak bana, ben döneceğim. Sonra karşılıklı geleceğiz. Ben bir şey yazacağım, onu çekeceğiz. Ne istersen çek dedi. Tamam dedim, anlattım sahneyi. Motor, kız geliyor. Çelme çaktı, kız düştü. Karşılıklı geldiğimizde yumruğu vurdu. Şöyle döndü. Bana diyor ki ben yazdım. Benim kim olduğumu biliyor musun diyor bana. Cevap veriyorum. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Sen çok ünlü bir silahşörsün. Benden sonra. Açıyorum tak 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 vuruyorum. Ama benden sonra. Benden sonra. Efendim beraberliğimizin sonuna geldik. Sevgili Göksel Arsoy, Yeşilçam'ın en yakışıklı jöne bizlerle beraberdi. Ama sohbetimiz bitmedi. Göksel Bey'le olan sohbetimiz bir sonraki hafta devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.